Elektrik tutkunları yeni bir videodan hepinize merhaba. 2 gün sonra bugünden yani 22 Eylül 2020 Salı günü akşamı Türkiye saatiyle 23.30'da Tesla'nın bir etkinliği var. Bu etkinlik şu ana kadar gördüğüm kadarıyla neredeyse Apple etkinliğinden daha çok ses getirecek bir halde. Her yerde bunun haberlerini görmeye başladım. Ben de normalde size bu etkinlik yani adı Battery Day yani pil günü olan bu etkinlikle ilgili daha önceden bir video hazırlamıştım. Ama SD kartta bir problem olması sebebiyle dosya çökmüştü ve sizle paylaşamamıştım. Etkinliğe 2 gün kala size Battery Day'i detaylı bir anlatayım. Uzun uzadıya bunu bir tartışalım. Hem de bunu yaparken teslaturk.com'a bir yazı yazayım istedim. Aynı zamanda Battery Day ve tanıtılmasını beklediğimiz şeyler ilginizi çekerse de aynı gün, Salı günü 23.30'da etkinlikle aynı anda birlikte YouTube'da canlı yayın yapacağız ve ben Battery Day etkinliğini bir yandan canlı olarak izleyip simultane tercüme yapacağım. Sizlerle sohbet, muhabbet ederek etkinliği de birlikte yaşayacağız. Uzatmadan videoya başlayalım. Battery Day aslında Tesla'nın geçen sene başlattığı etkinlik alışkanlığının bu seneki versiyonu olacaktı. Geçen sene 2019 Nisan ayında Tesla Otonom Sürüş Günü adında bir gün düzenlemişti ve bu etkinlikte otopilot teknolojisinin hem yazılım hem donanım anlamında nerelerde olduğunu, kimin ne gelişmelere fayda sağladığını ekiplerin kendisi çıkıp anlatarak teknik detayları seven bizler için oldukça güzel bir gün yaşatmışlardı. Ve o günden sonra biz duymuştuk pil günü ve hatta pil ve motor günü olarak geçiyordu o zamanlar. Pil ve motor gününün yapılacağını ve bunun da 2020'nin Nisan ayı gibi yapılacağını duymuştuk. Ama o zamandan beri gerek Covid sebebiyle gerek belki de Tesla hazır olmadığı için bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama Eylül'e kadar ertelendi ama o gün geldi çattı, bir erteleme yok ve 22 Eylül'de Battery Day kapımızda. Peki Battery Day'de ne tanıtılacak? Adı pil günü. Muhtemelen Tesla yeni bir pil tanıtacaktır diye düşünüyoruz. Ama gerçek cevabı hiç kimse bilmiyor. Ben de size bu videoda tahminlerimi yapacağım. Tesla'nın pil durumunu size anlatmak için önce birazcık tarihi geriye sarıp Tesla'nın mevcut pillerini nasıl edindiğini size bir hızlıca anlatmak istiyorum. Tesla 2008 yılında Roadster'ı çıkarttığında pilleri o zamanın en çok bulunan pillerinden olduğu için 18650 kullanarak başlamıştı. Ve 18650'lerle de Panasonic'ten bunu alarak Japonya'da üretilen pilleri alıp batarya paketi haline getirerek devam etti. Model S ve X'te de bunu devam ettirdi. Ama Model 3 ve Model Y programları için bu sefer gücü de yettiği için kendinin eşine daha çok gelecek 2170 yani 3 mm daha kalın pilleri ürettirmeye başlayarak da kendi Gigafactory'sinde yani Nevada'da bulunan yaptığı pil fabrikasında bunu devam ettirdi. Burada tabii esas soru şu, Tesla zaten pilini kendi üretmiyor muydu Nevada'da Gigafactory'de diye düşünebilirsiniz. Hayır, üretmiyordu çünkü Tesla pil hücresi üretimi için, pil hücresi üretimi arkadaşlar oldukça kritik bir bilgi konusu. Bunu şu anda Asyalılar hegemonyası altında, Kore, Çin, Japonya hegemonyası altında bu pil üretimi. Tesla'da Panasonic'le anlaşması vardı ve Panasonic ürünlerinden memnundu. Dolayısıyla Gigafactory'de de belirli bir alanı Tesla Panasonic'e kiralayarak orada Panasonic kendi makineleriyle, kendi personeliyle ayrıca pil üretimini Model 3 ve Tesla programları için sadece üretmeye devam etti. Hala da ediyor aslında. Battery Day'de benim beklentim özetle muhtemelen Tesla'nın yeni teknolojilerle üzerine koyarak geliştirdiği pil teknolojisini ve yeni enerji yoğunluğunu göreceğiz. Yeni batarya teknolojisini belki de, çünkü biliyorsunuz pil ve batarya teknolojileri farklı. Pil teknolojisi hücre teknolojisi anlamına geliyor. Batarya teknolojisi bunun paketlenmesi, sıvı veya hava yoluyla bunun soğutulması, termal yönetimi, paketlenmesi, güvenliği, operasyonu gibi şeyleri kapsıyor. Muhtemelen ikisine de gelişmeleri aktaracaklar bize ve uzun zamandır da beklediğimiz Tesla'nın kendi pil hücrelerini üretme planlarını da gerçekten sonunda meyvelerini almış bir şekilde göreceğiz. Çünkü Tesla'nın zaten Fremont fabrikasında, Kaliforniya'daki 2008 yılında Toyota'dan aldığı fabrikasında ek bir bina inşaatı sürüyordu ne zamandır. Ve bu binada aslında pil hücresi üretiminin yapılacağını, hatta içeride inşaat sürerken pilot bantların kurulduğunu ve üretimin de başladığı haberlerini daha önceden duymuştuk. Ve ikinci katı da şu anda hatta çıkılıyor. Bir yandan inşaat devam ederken bir yandan içeride pilot bant var. Bu projenin adı, Tesla'nın içinden sızan bilgilere göre içeride süren bu Tesla'nın kendi hücresini yapma projesinin adı Project Roadrunner. Yani dünyanın en hızlı koşan kuşu aslında bu Roadrunner kuşu. Biliyorsunuz çizgi filmi de vardı. Bu belki de bize bir mesajdır. Belki de Tesla üretim hızını pillerde ciddi bir şekilde arttırarak maliyetleri aşağı çekecek. Çünkü amaç Model 3'ten daha da fazla para kazanır hale getirip Model 3'ün fiyatlarını düşürmek ve elektrikli arabaları daha fazla kişinin almasını sağlayabilmek.
Tanıtılacak şey ne olursa olsun aslında Tesla'nın DNA'sını taşıyacak ve bu aslında Tesla'yı 2008'den beri Roadster'ın çıktığı hatta 2003'te kurulduğu günden beri Tesla'yı öne taşıyan şey aynı şey. Tesla'nın aslında DNA'sı bu diyebiliriz. Temel prensiplerle bir olaya yaklaşıp üstüne kademeli olarak ekleyerek gitmek. Biliyorsunuz manşetlerden eksik olmuyor. Pil teknolojisinde yeni bir devrim, 1 saatlik şarjla 10.000 km gidebilen pil yaptı falan gibi teknolojilerin haberlerini manşetleri süsleyerek genelde görüyoruz. Ve yıllardır da gerek solid state bataryalar olsun, yani sıvı elektrolit kullanmayan, katı elektrolit kullanan daha güvenli ve enerji yoğunluğu artmış pilleri ya da lithium air denen anotsuz sadece katottan oluşan ve anot tarafında metal bulunan yeni enerji yoğunluğu ekstra yüksek pilleri yıllardır bekliyoruz. Ama bu beklentiler bir türlü tam olarak meyvelerini vermiyor. Çünkü bir ürün laboratuvarda teorik anlamda başarılı olsa ve bir hücreyi yapıp onda başarı alınsa ve bu manşetlere taşınsa bile o ürünün hem materyallerin bulunması ve maliyeti açısından uygun olması lazım, hem her türlü koşulda iyi çalışabilmesi lazım, hem üretiminin kolay olabilmesi ve seri üretilebilir olması lazım her şeyden önce. Farklı farklı metriklerde her şeyde iyi olması lazım. O yüzden bu optimum noktaya gelene kadar bu batarya teknolojileri haberlerini laboratuvardan alsak da baktığınız zaman 2012 yılından 2020 yılına kadar gelindiğinde pillerin, lityum iyon pillerin aslında kimyasal anlamda enerji yoğunlukları %3-%5 gibi rakamlarda artıyor. Gece gündüz bir fark olmuyor. Tesla da ilk günden beri bunu çok iyi kullandı ve olaya temel prensiplerle yaklaşıp hayır ben laboratuvardan çıkacak bir mucizeyi, bir Dr. Emmett Brown o Back to the Future'daki çılgın doktorun yaptığı gibi bir buluşu bir gece garajdan biri çıkaracak ve her şey değişecek ki beklemeyeceğim. Ben temel prensiplerle yaklaşacağım. Fizik kurallarına göre elimde ne var? Bununla ne mümkün? Ben bunun üzerine ne koyabilirim gibi bakacağım ve ilerleyeceğim dedi. Ve aslında 2008'de Roadster'ı o zamanın laptop pillerinden yaparken laptop pillerinin güvenli olmadığını, enerji yoğunluğunun yeteri kadar iyi olmadığını pek çok kritik söylüyordu, pek çok eleştirmen söylüyordu. Ama Tesla o teknolojiyi batarya teknolojisini ilerleterek bugünlere kadar getirdi. Ve bunu sektörde yapan aslında neredeyse tek olduğu için bu hacimlerde yapan ve tuzu kuru yapan. Çünkü biliyorsunuz dev oto teknolojinin hazır olup kucağına düşmesini bekliyor. Çünkü kendisi bu teknolojiyi ilerletirse öteki taraftan para kazanan kısımlarını sekteye uğratacak. O yüzden Tesla tuzu kuru bir şekilde bu konuda yardırdı tabiri caizse ve bu yardırmasının şu anda da meyvelerini alıyor ve dikey entegrasyon yapmak zorunda kaldı. Her şeyi kendi üretmek zorunda kaldı. Güç elektroniklerini, motorunu, bataryasını, her şeyini kendi üretmek zorunda kaldı. Sıra bu entegrasyonu daha da büyütmeye ve batarya hücrelerini kendi içinde yapmaya geldi. Peki Tesla kendi hücrelerini yapınca Panasonic'e ne olacak? Biliyorsunuz Tesla'nın Panasonic'le ortaklığı hala sürüyor. Panasonic'e hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Çünkü Tesla zaten kendi üreteceği ilk pilleri muhtemelen düşük adette üretecek. Bunlar yine muhtemelen yüksek teknolojili ve daha pahalı ürünler olacak. Ve böyle oldukları için de zaten yine muhtemelen bunların hepsi ihtimalleri konuşuyorum. Sadece daha pahalı ürün segmentlerinde kullanılacak ve bu bizi heyecanlandıran ve manşetleri Battery Day ile ilgili teknik tarafla ilgilenmeyenler için süsleyebilme potansiyeli olan Model S ve Model X'in kasa yenilenmesi olabilir. Çünkü bir başka Tesla içinde süren gizli projede Project Palladium adında, yine içerideki kod adı bu, Palladium adında bir yeni bir çekiş teknolojisi. Bu çekiş teknolojisi 3 motorlu olacak ve arka aksta 2 motor, ön aksta 1 motor olacak. Bunu Elon Musk'ın daha önceki tweetlerinden biliyoruz. 2020'nin başlarında Nürburgring'de Tesla yeni bir Model S'i test edip rekorlar kırdırmaya çalışıyordu. Biliyorsunuz Tesla ısınma sebebiyle Nürburgring gibi pistlerde çok iyi performans sağlayamıyor. Porsche'de zaten Tesla'yı buradan vurmaya çalışıyor. Elektrikli arabada tekrar edilebilir performans diye Taycan'ı piyasaya sürdüler. Tesla da Nürburgring'de bu senenin başlarında aslında dedikodulara göre hem bu Plaid Powertrain, yani Plaid çekiş sistemi, Plaid bu arada P100D'lerde ortaya çıkan Ludicrous modun bir üstü oluyor, hem de bu yeni Project Roadrunner'la Tesla'nın kendi pilot projesinde ürettiği hücrelerin testi yapılan bir platformda bu Nürburgring'deki yeni Model S testlerini yaptı dendi. Bilemeyiz, göreceğiz ama bu plate çekiş sistemiyle beraber bir de zamanı da gelmişken yeni kasada tanıtılabilir. İhtimaller dahilinde olayı süslemek için bu da yapılabilir. Bilemiyorum. Ama geçelim teknik detaylara. Size ana fikir olarak Tesla'yı farklı kılan şeyin aslında bir mucizeyi beklemeyip ya da yeni bir icat çıkartmaya çalışmayıp eldeki teknolojiyi ilerletmeye çalışmak ve fizik kurallarına göre neyin doğru olduğunu, neyin yanlış olduğunu, ümitlere falan bel bağlamadan net bir şekilde ortaya koymak olduğunu anlattım. Şimdi gelelim teknik detaylara. Şimdi teknik detaylarda durum şöyle. Battery Day'de tanıtılacak olan pilin en büyük faktörlerinden birisi bence Jeff Dunn olacak. En büyük katkılarından birisi. Jeff Dunn arkadaşlar Kanada'da, Nova Scotia'da, Halifax Üniversitesi'nde bir profesör ve hayatını neredeyse lityum iyon pillere harcamış ve bu üniversitenin içinde bir batarya laboratuvarı ve araştırmaları sürüyor.
Ve Tesla 2015 yılında Jeff Dunn'la bir anlaşma yaptı. Ve Jeff Dunn'ın batarya laboratuvarını fonlamaya Tesla başladı. Bir nevi bonservisini aldı diyebiliriz. Jeff Dunn yine olaya Tesla gibi yaklaşan ve temel prensiplerle yaklaşan bir adam olduğu için aslında kendine ilk olarak bataryalar niye eskiyor sorusunu sormuş. Çünkü esasında bataryaları enerji yoğunluğu yüksek yapmak kolay ama bunu 10-20 döngü belki 50 döngüden öteye götürmek, bunu daha uzun dayanmasını sağlamak zor olan şey. O yüzden mantık anlamında bataryaları ilk başta eskiten şeyin ne olduğunu bilirsek bunu çözebiliriz diye düşünmüş ve kendisine ödül kazandıran kolometri makinesini bulmuş. Kolometri makinesi de arkadaşlar bir pile, daha hücre boyutunda bir pile, giren enerjiyi, ona şarj ederken verdiğiniz enerjiyi ve ondan geri aldığınız enerjiyi ölçebilen bir alet aslında. Çünkü mantıken düşündüğünüz zaman bir pile 1 birim enerji verdiniz. 0.99 birim enerji geri aldıysanız o pil ilk döngüde 0.01 kaybetmiştir. Yani verimliliği 0.99'dur. Bu 0.99 verimlilik aslında kulağa çok iyi gibi gelse de bu verimlilikte olan bir pil 10 kere doldur boşalt yapıldığında 0.99 verimlilikte 10 doldur boşaltta orijinal kapasitesinin %90'ına sadece sahip olacak. Yani %10 kayıp yaşamış olacak. Eskiden Jeff Dunn'ın bu hassas ölçümü yapabilen kolometri makinesi yokken, bu kolombik verimlilik deniyor buna, bu makine yokken bir pilin 100 döngü, 500 döngü, 1000 döngü sonucunda nasıl bir performans göstereceğini tahmin etmek mümkün olmadığı için bu döngüler gerçekten yapılıyormuş ve yeni denenen bir kimyasal elektrolit sıvısı katkısı olabilir, yeni bir kimya deneniyor olabilir, yeni bir üretim tekniği deneniyor olabilir. Bunların sonuçları için haftalarca, aylarca, belki yıllarca doldur boşalt testleri yapılması gerekiyormuş. Ama Jeff Dunn bu keşfettiği makineyle olayı çok hızlandırmış ve kolometri makinesi birkaç hücrenin aynı anda kolometrik verimliliğini de ölçebiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar Jeff Dunn bu çalışmalarının sonucunda çok iyi ve sağlam elektrolit katkı maddeleri bulmuş. Bakın mevcut teknolojinin içine çok küçük bir katkıdan bahsediyoruz. Elektrolit sıvısını öyle bir katkı maddeleriyle eşlemiş ki bu katkı maddeleri istenmeyen reaksiyonları, ki pilde eskimeye sebep olan şeyler bu istenmeyen reaksiyonlar. Çünkü onlar pillerin katmanları arasında birkaç dendrit oluşturabiliyor. Bu dendritler de kapasitenin azalmasına sebep oluyor. Bu elektrolit sıvısına etkilediği katkı maddelerinin dendrit oluşumunu en aza indirdiğini keşfetmiş ve bunu bu makine yardımıyla keşfetmiş ve geçen sene çok ses getiren 2019'da Milyon Millik Batarya adında bir makale yayınladı Jeff Dunn ve bunu Tesla tarafından fonlandığı zaman da yaptı ve bu milyon millik batarya diğerlerinin aksine 5000 döngü sonrası, ki bu 5000 döngüyü onu strese sokan yüksek gerilim koşullarında yaşamış. Normalde lityum piller 4.2 volt üzerine şarj edilmez. Çünkü 4.2 voltun üzerinde yanma riski söz konusudur. Kısa devre riski söz konusudur. Jeff Dunn bu elektrolit katkı maddesiyle beslediği yeni pilini 4.3 volta kadar şarj etmiş, deşarj etmiş, şarj etmiş, deşarj etmiş ve 5000 döngü sonrasında bile bu pilin %90 kapasitesi yerinde duruyormuş. Diğer eş değerleri, aynı kimyanın elektrolit sıvısı olmayanı %50'ye düşmüşken. Bu da Tesla'nın artık milyon mil, yani 1.6 milyon kilometre belki garanti verebileceği bataryayı yapacağı anlamına gelebilir. Bakın ufak bir katkıyla, Jeff Dunn'ın elektrolit sıvısı katkısıyla pil nereden nereye gelebiliyor? Hiç solid state'leri, lityum yerleri falan böyle hayalleri beklemeye gerek kalmıyor. İkinci en büyük ipucumuz ve Battery Day'de sonucunu alacağımızı düşündüğümüz şey ise Tesla'nın Maxwell Technologies'i satın alması. Sektörü yakından takip eden birisiyseniz bunu belki hatırlarsınız. 2019'un başında 200 küsür milyon dolarlık bir bedeldi zannediyorum fiyata. Tesla yine Kaliforniya'da bulunan Maxwell Technologies şirketini satın aldı. Bu Maxwell Technologies şirketi dışarıdan baktığınız zaman bir süper kapasitör üreticisi. Ve bu haberler ilk çıktığında herkesin ilk düşündüğü şey Tesla'nın kapasitörlü piller yapacağı ya da kapasitör içeren bir teknolojiyi arabalarına koyacağı filandı. Ama kapasitörler Elon Musk'ın çok eskiden beri çok ilgisini çekmesine, hatta öğrencilik zamanlarından hemen sonra Maxwell'in işte başvurusunda bulunup reddedilmesine rağmen Maxwell'in de satın almış. Aslında Tesla'nın ilgisini çeken şey orada kapasitörler değil. Maxwell'in için incelediğiniz zaman, baktığınızda patentlerine, Maxwell'in aslında kapasitörler için yeni bir üretim tekniği keşfettiğini ve bu üretim tekniğini aslında lityum pillerin üretiminde de çok faydalı olabildiğini görüyoruz. Bunun adı ise kuru elektrot katlama. Bunu hemen hızlıca bir lityum iyon piller nasıl çalışır hatırlatayım. Şuradan linkine gidebilirsiniz. Lityum iyon piller nasıl çalışır videosu daha önce yapmıştım ama basit bir anlatımla sandviç katmanlar var. Bu katmanların bir tarafında anot, bir tarafında katot var. Arada separatör var. İyonların geçebilmesi için de bir elektrolit sıvısı var. Ve en dışta da bu oluşan elektrik akımını toplayan akım toplayıcı alüminyum ve bakır var. Bu sandviç katman ince halde yapılıp sarılıp bir tenekeye konduğunda silindir hücre oluyor. Kare şeklinde sarılıp bir kutuya konduğunda da prizmatik hücre oluyor ya da poşet hücre oluyor vesaire. Pilin çalışma prensibi basitçe böyle.
Bu akım toplayıcı alüminyum ve bakım üzerine elektrodlar yani anot ve katot kaplanırken arkadaşlar mecburen bu kimyasalları bir arada tutmak ve kaplamayı başarılı yapmak için bir sıvı elektrot kaplama metodu kullanılıyor. Bu yüzlerce metrelik bir hat ve bu hatta kaplama yapılıyor ince bir şekilde. İçinde sıvı var. Daha sonra yine bayağı süre harcayıp bu sıvı kurutuluyor. Bu sıvı aslında evet bakır ve alüminyuma bu anot ve katotun yapışmasını sağlıyor. Kaplamanın eşit ve başarılı bir şekilde olmasını sağlıyor ama kuruduktan sonra içindeki katkı maddesi sıvının bazı geriye kalan maddeleri kalıyor elektrodların içinde. Ve zaman içinde bu geriye kalan artık maddeler aslında pilin kapasitesinin azalmasında yani istenmeyen reaksiyon oluşmasında etkili hale gelebiliyor. Maxwell bu elektrodları kuru halde bir sakız haline getirip kaplamanın bir yolunu bulmuş herhangi bir kimyasal kullanmadan. Dolayısıyla çok daha saf halde elektrodları kaplayabiliyor. Bu da hem işin içinden kurutma tekniğini dışarıya çıkarttığı için üretim süresini kısaltıyor hem de sıvı tekniğine göre çok daha kısa bantlara ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda pilin daha saf bir maddeyle içinde bulunmasından dolayı iç direnci düşürüyor. İç direnç düşünce bir sürü şey oluyor arkadaşlar. Pil teknolojisi işte böyle. İç direnç düşünce bu sefer pil daha hızlı sınır oluyor. Daha hızlı sınır olunca daha hızlı şarj edip deşarj edilebiliyor ya da enerji yoğunluğu daha çok arttırılabiliyor falan filan. Bunların hepsi ek ek üzerine koyarak ana fikir, ana prensip şey üzerine koya koya nereye getirdikleri. O yüzden ben Battery Day'de Maxwell Teknoloji tarafından bulunan bu tekniğin test alınması tarafından kendi hücrelerinde kullanılmasını görmeyi bekliyorum. İkinci teknik detayı sizinle paylaşacağım bu. Üçüncü ise yine daha yeni, geçtiğimiz Mayıs ayında belki haberlerini görmüş olabileceğiniz Tesla'nın Amerikan Patent Office tarafından patent aldığını duyurduğu, yayınladığı patenti tapsız hücre tasarımı patenti. Pillerde, özellikle Tesla'nın kullandığı silindir pillerde, bu bahsettiğim sandviç katman sarılıp bir silindirin içine konuyor ya. Bu silindirden aslında akımın pilin dışına çıkartılabilmesi için ince plaka var. Bu ince plakanın tap, buna en tepedeki kutup başı da diyebiliriz çünkü ucu oraya bağlanıyor. Ama bütün sandviç pil düşünün şöyle bu uzunlukta. Bunun içinde oluşan bütün reaksiyondan oluşan akım tek bir ince bir yerden dışarı çıkmaya çalışıyor ve bu bir trafik yaratıyor. Trafiğin de elektrik dünyasındaki karşılığı rezistans yani direnç. Bu direnç ek ısı oluşmasına sebep oluyor. Ve Tesla'nın pili hızlı şarj etmesi, deşarj etmesi ya da kalınlığı artırıp daha enerjiyi daha fazla aktif madde içeri koymasını engelliyor. Tesla akıllıca bir şey yapmış yeni patentinde ve bu ince plakayı katmanın ortadan kaldırıp biraz daha geniş yapmış hücreyi. Böylelikle hücrenin içindeki aktif madde oranı artmış yani enerji yoğunluğu artmış. Elektriği dışarı çıkartmak için ise sandviç panelinin uçlarının tamamını akım toplayıcı, daha doğrusu tab yapmış ve tek bir ince tabdan değil de direkt uçlardan akım dışarı çıkabiliyor. Bence çok mantıklı bir patent ve bu üçüncü teknolojinin de kullanılacağını ben düşünüyorum. Battery Day'de tanıtıldı. Dördüncü ipucumuz Amerika'da San Diego Üniversitesi'nde batarya laboratuvarında doktor olan Shirley Meng'den geliyor. Shirley Meng daha önce tesadüf müdür bilmiyorum Maxwell'de çalışmış ama esas kendi yaptığı yine temel prensiplerle yaklaşık lityum iyon hücrelerin neden eskidiğini bulmak. Bunu yapmak için de bu istenmeyen reaksiyonları X-ray ile izlemiş. Ve izlediğinde şunu fark etmiş. Şarj deşarj esnasında anod ve katotta çatlamalar yine bu dendrit oluşumuna yani bu istenmeyen reaksiyonlara katkıda bulunabiliyor. Bunu azaltmak için de yine elektrot kaplamalarını normal kimyasal malzemelerle değil tek kristalden oluşan ve dolayısıyla çatlamayacak olan malzemelerle kaplanmasını uygun görmüş ve bu üzerine çalışmalar yapmış. Buna nanokristal kaplama deniyor. Nano malzemelerle bunun yapılması deniyor. Bu kesinlikle çok gelecek vaat eden bir teknoloji. Tesla bence pil gününde, Battery Day'de bunu kullanacağını açıklarsa biraz sürpriz olur gibi geliyor bana. Ama bu da yine ihtimaller kapsamında. Battery Day'de yine belki de basının gözlemleyeceği en önemli şeylerden birisi kobalttan kurtulma olacak. Biliyorsunuz kobalt maalesef hem en pahalı maddelerden biri bir lityum enerjinin içinde hem de maalesef Afrika'da biraz böyle savaş lordları elinde bulunan tartışmalı madenlerden çıkartıldığı için bütün pil üreticileri küresel olarak kobalttan kurtulmaya çalışıyorlar. Hatta Tesla bunu Roadster ve ilk Model S günlerinde bir bataryada, bir arabada 11 kilogram kobalttan bugün yeni Model 3'lerde 3,5 kilolara kadar indirdi. Hala sıfır değil ama hedef nikel zengini yani nikel oranı daha fazla kobalt oranı ya çok minimal ya da hiç olmayan hücreler yapmak. Hem maliyet anlamında düşürecek hem etik anlamda rahatlatacak firmaları ama şu anda bununla alakalı çok fazla ümitli değilim. Batarya gününde, Battery Day'de tamamen kobaltsız bir hücre tanıtılacağını ben düşünmüyorum ama kesinlikle Tesla'nın Roadrunner ekibinde hedef tahtasında kobaltsız bir pil yapmak var. Altıncı ve son paylaşacağım teknik detay da silisyum yani İngilizce'de silicon diye geçen şeyle ilgili. Bizim Türkçedeki silikonla karıştırmayalım. Silisyum başka bir kimyasal madde ama 2016 yılında Tesla'nın klasik 85 kWh'lık pillerden 90 kWh'lığa geçişinde
batarya teknolojisi aslında paketleme anlamında hiç değişmemişti. Ama hücre bazında anodda, ki anod normalde grafitten oluşur, grafitin içine çok az miktarda silika, yani silikon, aslında silisyum katarak bataryanın enerji yoğunluğunu çok az bir şey arttırmışlardı. Silisyumun enerji yoğunluğunu arttırdığı çok artık araştırma çevrelerince bilinen bir faktör, ama bir dezavantajı şarj deşarj esnasında çok fazla genleşip küçüldüğü için maalesef istenmeyen reaksiyonların çok hızlı bir şekilde oluşmasına sebep oluyor ve aslında elektrodun, anodun yapısını bozuyor, çatlaklar oluşturuyor. Bunu engellemek için Tesla belki nanokristal kaplamayı kullanır, belki yeni elektrolit, Jeffton'un elektrolitiyle bu olmuyordur ama daha fazla silikonda beklenebilen bir şey. Çünkü Colorado'da Silion Technologies adında bir firma var ve bu firma Tesla'ya çalışan bir müşteri ve Silion, adından da anlayabileceğiniz gibi silikon, lithium-ion teknolojileri üzerine çalışan, üretim teknikleri geliştiren bir mühendislik firması ve hücrelerin anodlarına daha iyi nasıl silikon yerleştirilirini düşünen bir firma. Tesla'nın bununla çalıştığı da bilinen bir şey artık. Çünkü Silion'un müşterileri arasında Tesla var. Aynı zamanda da Colorado'da Tesla'nın pil hücresi üretimi üzerine bir iş ilanı daha önce görüntülendi ve Silion'un ofisi Colorado'da. O da muhtemelen Silion'la beraber yapılan çalışma için laboratuvarda bir görevli, bir mühendis, bir bilim adamı aranıyordu. Onun ilanıydı ama bu da elimizde olan ipucu. Altı teknik detay böyle. Eminim teknik detaylara ağzı sulanan, anlayabildiği şeyleri çok hoşuna giden benim gibi izleyicilerimiz ve elektrik tutkunlarına çok hoşuna gitmiştir. Bu ne kardeşim, bu kadar detay bize fazla diyorsanız da bu dakikaya hoş geldiniz. Bu dakika kaçıncıysa, batarya gününe 2 gün kalmışken, bugün cumartesi 3 gün kalmışken size ben tahminlerimi söyleyeyim. Şimdi bu saydığım 6 farklı gelişme aynı anda gerçekleşir ve kağıt üzerinde bütün laboratuvarda kanıtlanan ama kağıt üzerinde olan bütün gelişmeleri yüzdesel anlamda yaşattığını düşünürsek, bugün 250, 270, 280 watt saati 1 kilogramda enerji saklanabilirken Tesla'nın pillerinde, bunun 400'ün üstüne çıkması ve 1000 kilometre menzilli falan arabaların olması hiç hayal gücü değil, bu olabilir. Ama ben ilk başta, ilk nesilde Tesla'nın kendi üreteceklerinde bu üzerine koyarak minik minik katmanlarla çıkılan pil teknolojisinin 300'ün üstünde bir enerji yoğunluğuna, yani 1 kilogramda 300 watt saati, belki 320 watt saati gibi bir yoğunluğa sahip olacağını düşünüyorum. Belki iki farklı çeşit tanıtılabilir. Bu kadar detaya girecekler mi onu bile bilmiyorum ama Autonomy Day'de, otonom sürüş gününde çok fazla detaya girilmişti. Ki ben o konuda çok fazla bilgi sahibi değilim. Daha çok batarya teknolojileri, motor teknolojileri gibi konuları daha çok seviyorum, daha çok ilgimi çekiyor, daha çok okuyorum. O yüzden umarım aynı Autonomy Day'de verdikleri kadar detay pil gününde de verirler. Ama benim tahminim, şimdiden tarihe not düşelim, 300-320 watt saati bölü kilogram gibi bir şey bekliyorum. Ve bence yine bu pil teknolojileri ilk başta pahalı şeylerde kullanılacak. Ve 2017'de tanıtılmış olan sözde içten yanmalı motorlu hiper arabaların, süper arabaların tabutundaki son çivi olacak olan yeni Roadster'ın, tırla beraber tanıtılan Roadster'ın bugüne kadar hala ertelenmesi ve artık 2022'ye ertelenmesinin sebebi de bu. Çünkü onun için bu yeni pil teknolojisi bekleniyor olabilir. Çünkü Roadster'da 1000 km menzil, 400 küsur km maksimum hız, 2 saniyenin altında 0-100 gibi değerler verilmişti. 1000 km menzil içinde Roadster ne kadar küçük bir araba olursa olsun büyük bir pil gerekiyor ve bu büyük pili Roadster gibi spor bir arabayı ağırlaştırmadan yapmak da gerekiyor. O yüzden tır da belki bununla mümkün olacaktır. Ama tır yine uzun menzili gidebilecek. 1 megawatt saat pile gerek olacak. Ama tır muhtemelen ciddi enerji gerektireceği için. Çünkü 12 araba yapana kadar yaklaşık bir tır yapabiliyorsunuz. Yani 12 tırlık, yani 12 arabalık pil kapasitesi gerektirdiği için tırın daha fazla aslında sürümü oluyor enerji kapasitesi anlamında. Dolayısıyla tır da belki Panasonic'ten boşalan kapasiteyi kullanabilirler. Çünkü dediğim gibi Panasonic devam edecek. Ama bunların hepsini sizinle salı akşamı canlı yayında konuşuruz. Salı günü 23.30'da Türkiye saatiyle Battery Day başlayacak ve ben size bir YouTube canlı yayınıyla sohbet olarak bunu anlatacağım. Simultane çeviri yapacağım. Yapabildiğim kadar canlı yayını birlikte izleyelim. Gelin orada görüşelim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Bu heyecan verici teknolojileri takipte kalın. Abone olmayanlar hala varsa, abone olmayı unutmazlarsa sevinirim. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.